Değerli dava arkadaşlarım, ne mutlu bize ki yerine maalesef ki diyerek söze başladığımız zorlu günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca nice dertler çare bekledi. Nice sorunlar çözüm bekledi. Nice insanlar umut bekledi. Ancak hükümetin başı ve arkadaşları her zamanki gibi yine sorunları çözmek yerine sorun çıkarmayı seçti. Dertlere çare olmak yerine çoğaltmayı seçti. Zorlukları gidermek yerine milletimizi o sorunlara alıştırmaya çalıştı. Eskiden çözemediklerini yönetmeye çalışıyorlardı. Artık onu bile yapamıyorlar. Onun için de bizi beceriksizliklerinin, iş bilmezliklerinin sonuçlarına alıştırmaya çalışıyorlar. Enflasyona alıştırmaya çalışıyorlar. Açlığa alıştırmaya çalışıyorlar. Yokluğa alıştırmaya çalışıyorlar. Acıya alıştırmaya çalışıyorlar. Felaketlere alıştırmaya çalışıyorlar. Hatta tarihi boyunca ölüme meydan okumuş bu kahraman milleti ölüme bile alıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, alışmayacağız. Dertlere alışmak zorunda değiliz. Zorluklara alışmak zorunda hiç değiliz. Acılara alışmak zorunda kesinlikle değiliz. AK Parti'de adamın yoksa kadroya giremezsin diyorlar. AK Parti'de adamın yoksa yardım bekleyemezsin, alamazsın diyorlar. AK Parti'de adamın yoksa çadır bile bulamazsın diyorlar. Öyle mi? Hadi oradan be, hadi oradan. Ülkemizde hiç ama hiç kimse bu çarpık düzene alışmak zorunda değil. Bu vasatlığa, bu çürümüşlüğe alışmak zorunda değil. Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa ve bu vicdansızlığa alışmak zorunda değil. Çünkü bu ülkenin insanları ahlaksızlık, yolsuzluk değil, çalmayan, çaldırmayan siyasetçiler istiyor. Bu ülkenin çocukları yokluk değil, bolluk istiyor. Bu ülkenin gençleri baskı değil, özgürce yaşamak istiyor. Bu ülkenin kadınları ölmeyi değil, yaşamayı istiyor. Aziz milletim, nitekim iktidarın bizi alıştırmak istediği konulardan biri de rafa kaldırdıkları İstanbul Sözleşmesi. Hatırlayın, kirli bir zihniyetin dolduruşuna gelip bir gece aniden İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp attılar. Kendi imzaladıkları sözleşmeyi kendileri reddettiler. Üstelik uluslararası bir sözleşmeden meclis kararı olmadan hukuksuzca çıkmak istediler. Sonra da oturup bizim buna alışmamızı beklediler. Sözleşmeye türlü türlü kılıflar uydurup bu hukuksuz ve vicdansız kararı normalleştirmeye çalıştılar. Biz buna hiçbir zaman izin vermedik. Emin olun ki bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Sandılar ki biz İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken sadece bir sözleşmeyi savunduk. Sandılar ki biz kadınların can güvenliği derken sadece kadınları koruduk. Oysa ki biz kardeşi, eşi, dostu birbirine düşürmek isteyen bir çirkinliğe karşı durduk. İnsanlığını kaybetmiş, kadınları düşman gören kirli bir zihniyete karşı durduk. Kadınların hayatından verilen bir tavize karşı durduk ve kimse kusura bakmasın, dimdik durmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak açtığı yolun sonu artık kadınların hayatını etkileyecek yeni tartışmalara çıkıyor. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bugün birileri tarafından tartışmaya açılıyor. Ancak artık bu durumdan rahatsız olan sadece biz değiliz. Bizzat AK Parti'de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. AK Parti'nin aile bakanı bile o koltukta otururken böylesine ucube bir tartışmayı
millete açıklayamayacaklarını biliyor. AK Parti'nin grup başkan vekili bile bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Hatta 6.284 kırmızı çizgimiz dediği için hedef haline getirildiğini, bunun esas sebebinin de kadın olmasından kaynaklandığını, eğer konuşan bir erkek olsaydı sorun olmayacağını söylüyor. Evet, %100 kesinlikle doğrudur. Tıpkı bu ülkede yaşayan her kadın gibi, tıpkı bu ülkede konuşan her kadın gibi, tıpkı bu ülkede doğruları savunan her kadın gibi. Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Evet, ideolojisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor. Korkmayan, susmayan, inandıklarını savunan, yılmayan, pes etmeyen ve inatla doğruları konuşmaktan vazgeçmeyen kadınlar mobbinge, lince, tacize, hakarete, iftiraya uğruyor ve her biri de cinsiyetleri üzerinden uğruyor. Biz bu iki yüzlülüğün farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için söylediklerimizin birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için tepkilerimizi sindiremediklerinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için dayatmalara razı gelmemiz gerektiğini düşünenler olduğunun da elbette farkındayız. Ama şunu bilin ki asla razı olmayacağız. Susmayacağız, pes etmeyeceğiz.